Ben bu konuda takıntılıyımdır. Hocam siz genel olarak takıntılı mısınız biraz? Bir bilgisayar servise gidiyorsa at o bilgisayarı. Boş ver ya. Çık dışarı çık. Tereyağından kıl çekmek diye bir laf vardır. Evet. Tereyağından kıl çeker gibi. O adamın bu lafı bulduğu anı hayal ettim. Ve tereyağından bir kıl çıkmasından iğreneceğine ne kadar kolay çıktı gibi bir şeyden bahsediyor bize yani. Abi tereyağından kıl çıktı senin ama ya. Ama meseleye yanlış bakıyorsun. Bunu geri göndermen lazım. Pardon bakar mısınız? Yani sikeceğim bu ne aman okuyayım demesi gerekirken ne kadar kolay geldi ya. Bak bir tane bile burada taşak kılı gelmiş falan. Bu midesizliğe ben tutuldum Volkan yani. Volkan Bey meseleye yanlış baktığınızı düşünüyorum. Nereden baktın? Bir dert gördüm. Var. Adam o derdi çözüyor. Kıl derdi. Evet. Çözerken bakıyor ya diyor ne kadar güzel çözdüm ben bu derdi diyor. Herhalde mikroskobik elementlerden haberi yok. Hani mesela atıyorum diyorlar ya çileye yakından bakalım. Aa evet ya. Yani. İçinde bir şeyler görüyor. Z kuşağı çok şaşırıyor öyle şeyler. O kıla yakından bakalım. Tereyağına yakından bakalım. Yani bunlardan hiç haberimiz yok gibi mi davranacağız yani? Bakmayalım. Bakalım bakalım. Bile bile yiyelim ya da yemeyelim. Hayatında hiçbir şey tereyağından kıl çeker gibi oldu mu? Oldu. Bunu bu kadar söyleyerek. En azından recent olanı söyleyeyim. En yakın zamanda olanı recent, söyleyeyim. Recent okey. Okey. Ehliyetimi değiştirmek. Aa. Hep çok gözümde büyütüyordum. Ben de çok büyütüyordum. Ehliyeti değiştireceğim. Ay şimdi nasıl uğraşacağım falan. Yok sağlık raporu lazımmış. Bir saatte hallettim hepsini. Aa, ama sağlık, sağlık raporu ocağına lazım. Gittim. Sağlık raporunu cart diye verdiler. Oraya gideyim. Randevum da olsun yolda alayım dedim. Yolda randevu aldım gittim. Çok sıra vardı. Bir dakika dedi adam. Orada bir tane yeni kiosk koymuşlar. Kimliği takıyorsun. Bitiyor her şey. Aa harika ya. Taktım dıdıdıt bir şeyler o da gitti falan. Eyvah dedi. Bam diye ve bitti. Yani mesela tam tereyağından kıl çeker gibi olmuş. Ve ne hissettin? Çok mutlu olmuşsundur. Bir hüzün çöktü sonra. Ya ne yapacağım ben şimdi? Hani anladın mı? En azından yapacak bir şeyim vardı. Mesela çok temiz bir to-do list biraz üzücü geliyor bana. Evet. Diğeri daha motive edici. Açıyorsun böyle tamam bunu yapacağım, bunu yapacağım falan diyorsun. Böyle diğeri biraz boş hissettiriyor. Günde kaç iş halledebiliyorsun? İşe göre değişir ama bazen to-do item olarak 7-8 tane sildiğimi bilirim. Hadi ya. Evet. Ama mesela ben ehliyeti yenileyecek olsam o günü boş bırakırım. İşte akıllı bir insan böyle yapar. Sen bırakmıyorsun demek ki. Her şeyi sıkıştırmak zorundayım ya. Her gün en az 3 tane şeyim oluyor yani. Şeyi nasıl hallediyorsun? Birbirlerinin üstüne gelmelerini. Halledemiyorum. Sürekli birbirinin üzerine geliyorlar. Ha. Sürekli birine ya kusura bakmayın ben onu şey yapamamışım falan diyorum. Gerçekten hep öyle oluyor yani. Hep çakışıyor ve bir hastalık varmış. Duymuş muydun? Yani bir şeyler için ne kadar zaman gerektiğini hesap edememe. Ha. Öngörüsüzlüğü. Anladım. Gerçek anlamda tıbbi bir kondisyonmuş. Sende var herhalde. %100 var. Aha dedim bu benim yani hiçbir şey yapamıyorum. Ne? Mesela saat 9'da orada olmak için buradan kaçta çıkmalıyım? Asla yok. Ha. Bu işe başlarsam ne kadar zamanında biter? 5 dakikalık işi 5 saatte yapma. Her şey var bende. Ha, çok ilginç. Zaman yani time management 0. Bak ben bu konuda takıntılıyımdır. Hocam siz genel olarak takıntılı mısınız biraz? Yani düzenli bir insan değilim ama şey. Zaman konusunda. Şöyle çözdüm dediğim gibi günde bir iş yapıyorum. Yani bu da biraz, çok zengin bir duruş. Biraz çok varlıklı bir duruş. Biraz verimsiz oluyor ama. Yani iki iş çok riskli. Gerçi bugün mesela 3 işim var. Çok tedirgin. O zaman ben risk ya da tehlike olarak duruyorum. Ben John McClane gibi yaşıyorum bu hayatı. Yani 7 iş korkunç abi. Benim hep öyle. 3 max'tır yani. Mesela bak bugün mesela pilatesi sayıyor muyuz iş diye? Tabii. Mesela bir tane pilates yapınca günü boşaltıyor musunuz hocam? Yok yani artık o kadar değil. Bu ama başka yani, bu Behlül level. Ama yani hayır. Amcam çok zengin level bir şey bu. Kendisi de değil yani. Hayır. Amcan zengin olmalı. Bu konuyu pilates yapmayarak çözüyorum. Anladım okey. Bak sabah 9'da pilatese gittim. 10'da çıktım. 10.30'da Akasya'ya gidip bilgisayarımı servise verdim. Bilgisayarını servise verdin? Evet sonra hemen geri aldım. Yaptırmamaya karar verdim. Çok pahalı olduğu çünkü için. Çünkü ben sana ne önerecektim biliyor musun? Bak derdini çözecektim. Bir bilgisayar servise gidiyorsa at o bilgisayarı. Bu dünyada yapılmaması gereken şeylerde bir numaraya belki koyarım bunu. Bilgisayarı servise götürmek. Niye? Çok riskli. Bu arada Apple'daki Apple Guy şöyle bir şey söyledi bana. Yalnız dedi bazen bunu çıkarırken bir çip var o oynuyor dedi. O oynayınca dedi bilgisayarın içindeki her şey siliniyor dedi. Yedeğiniz var mı dedi. Ben de yok dedim. O pil çıkartırken hani atıyorum bir temassızlık olduğu zaman fıt gidiyormuş hepsi. Apple aletlerin içi açılsın istemiyor. Apple tamir edilmemesini istiyordu. Fakat davalar açıldı Amerika'da. Öyle bir kural varmış. Aletlerin tamir edilebilir. Hatta kullanıcılar tarafından da belli şeylerin. Yani pilini değiştirmeyi senin yapabilmen gerekiyor. Ne kadar nat Türkiye ya. Evet değil mi? Bu dertler, bu modernizm, bu medeniyet.
seviyesi. Öldürüyor beni ya. Bir şeyin bozulması beni delirtiyor. Abi evet ya. Mesela bak benim dedem çok düzen adamıydı. Evde bozuk bir eşya olmasına tahammül edemezdi. Tahammül edemem. Atın diyorum hemen. Hemen tahmin ederdi ya da atardı yani. O da yani. NAS'ımız bozuldu bizim geçen sene. Bütün dosyalar gitti. Şimdi NAS'ı götürdüm servise bak. Bu çok zor benim için zaten. Bakacağız dedi. Ya dedim ne kadar bakacaksınız? Bakarız. Yani bir hafta da olabilir, bir ay da olabilir de. Oğlum bir ay diyor herif ya. Yani böyle bir şey olabilir mi abi? Yani 24 saat içinde çözülmeyen bir sorun nasıl olabilir ya? Gerçekten yanlış yerde yaşıyorsun. Ama yani çok seninle yakın hissediyorum bir yandan. Ama önümdeki gerçeği de görüp kabul etmek zorunda kalıyorum. Ya mesela bir servise götürdüğün zaman o servisteki bu iş olmaz tavrı var ya. Evet ya. Direkt onunla karşılaştım. Niye geldin? Seni. Hep öyle bir tavır. Ya, niye geldin sen? Boş ver ya. Çık dışarı çık. Ya kapıdan daha girmeden siktir git noktasındalar yani. Özellikle Apple servislerine girdiğinde daha da şey oluyorsun. Böyle bir utanç içinde orada bekleyen birkaç insan oluyor. Sende de mi öyleydi? Orada bir utanç sırası vardı. Bir kağıt var. Line of shame. Oradan adam böyle dışarı uzanıyor. Volkan Öge. Volkan Öge. Problemi MacBook ne? MacBook Pro. Pil problemi. Şarj olmuyormuş. Ve, gel bakalım. Ve hep sonra şu oluyor. Yalnız. Ben bunu çıkartırken yalnız. Çip oynayabilir. Anas sikilebilir bir insan onu söyleyeyim. Abi o zaman yapmayalım ya. Tamam yapmayalım bence de falan. Hemen de yatıyor ona yani. Bence Apple servisleri bunun için kurmuş. Yani ikna edin. Ben hiç yaptırmayın. Ekranım kırıldı diyorsun mesela. Yani. Yeni ekran 18 bin lira. Yep yenileri var bak şurada. Bunu o sonra şu hareket var. Bunu versem... ne yapacaksın ki yani? Bunu kaça sayıyorsunuz? Bu arada hayattaki en varlıklı tutumlarımdan biri de belli bir miktarın altındaki bazı şeyleri bozulduğu zaman çöpe atmam olabilir. Kendi açımdan söylüyorum. De, mesela bazı arkadaşlarım vardır. Garantisi falan varsa peşine düşer. Adeta böyle bir kan kokusu almış kurt gibi. Yakarım onu. Bırakmaz o insanları yani. Onu değiştirtene şeyine kadar falan. Ben mesela uğraşamıyorum. Hemen böyle dört bir tarafından toplayıp onu kapının önüne koyarım biz, yani. Biz Nazım'la daha ilginç bir şey yapıyoruz. Açar bakarız diye programımız var. Reklamını yapayım. Açıp bakıyoruz. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Genelde çözemiyoruz. Ve video içerik çıkıyor. Aslında içerik yapıyoruz. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bu arada çocukken ben her şeyin içini açıyordum. Ben de. Evet. Kapatamıyordum ama. Evet bir kere video şeyini kapatamadım. Şeyi çıkardım o Betamax şeyin üzerindeki böyle çok zor. Kasayı çıkardım. Merak ettim o kaset oturunca ne oluyor diye. O kafayı açıyor ya böyle. Dönüyor. Delirmiştim yani çok güzeldi onu görmek ama daha kapatamadım. Senin elin tamire yatkın mıdır? Yatkındır. Yani bir mantığım vardır. Yani bir şey yapabilirim. Çünkü mühendissin. İyi kötü. Belki de yani bir bu oradan giriyormuş, buraya çıkıyormuş falan. Bu yüzden bu var falan diye düşünerek bir şey bulurum ama çoğunlukla uğraşmıyorum. Zaman da para çünkü. Şeye hiç yatkın değilim. Daha elektroniğe gittikçe daha yatkınım da. Tesisat mesela. Tesisat. Çok severim. Fuck off. Yani hiçbir şekilde içinden ve çözerim. Geçerim. Harbi mi diyorsun? Çözerim abi. Tesisattan korkarım baba. Her tarafı böyle bir anda su alabilir yani. Geçen çok tehlikeli. Geçen gün oldu hatta anlatayım. Ofiste koku var diyor tamam. Z kuşağı ya benim ekip. Koku var, koku var. Artık koku dayanılmaz seviyeye geldi hakikaten. Ofise giriyorsun, affedersin bok kokuyor. Bok kokuyor. Tabii. Bunlar şey koku var, koku var. Birisini çağıralım oğlum. Birisini çağırmak ne demek dedim ya. Abi gittim. Şey değil mi? Gelsene falan. Koku var mı burada? Var. Bu kadar. Hani birini çağıralım. Lavaboyu söktüm. Tabii ki arkadaşlar yemek dökmüşler. Ha. O yemekler haftalarca, aylarca orada durmuş. O yemekler aslında birer boka dönüşmüş. Bekleyerek sindirme dediğimiz. Ben bunu açınca zaten Z kuşağı iptal oldu. Yani benim onu açabiliyor olmam, benim onu sökmem, o cesareti göstermem zaten yetti onlara. Dedim ki arkadaşlar sizin sualinizi... Çünkü ben... Yazdım oraya buraya yemek dökmeyin diye. Tabii herifler yemekleri döküyorlar. Bak heriflerdeki çok ilginç bir kuşak bu ya. Yani yemeği oraya döküyor ya herif. Kayboluyor yemek. Aynen. Bitti o sorun herif. Göz görmüyorsa gönül de görmüyor gibi bir şey oluyor yani. Bütün abi, o boruları doğru. Açtım. İçi tabii şey birikmiş onları ellerimle temizledim. Sonra o çıkardığım şeyleri onlara koklattım. Oha çok iyiymiş. Bir iki tanesi bayılıyor. Sonra yedirdim. bayılıyordu bir tanesi. Bayağı şey, ben kötü oluyorum falan dedi. Sonra kapattık. Çok iyi bir yöntem. Aslanlar gibi çözdük abi. Yani bir çöp örtücüsü de alınabilirdi hocam. Onu da düşündüm. Lazer kazımı alacağınıza kadar bir çöp örtücüsü onu da düşündüm fakat sonra vazgeçtim. Çünkü çöp örtücüsüne eminim bunlar metal kaşık atar. E oha artık o da primat level bir şey yani. Ama abi Z kuşağıyla çalışıyoruz. Şimdi Z kuşağından bekliyoruz güzel bir geri dönüş İlker hocamız için. Ve şey daha fazla sorun yaratacağını düşündüm. Ama tabii bu da gündemimizdeydi.
bir de şöyle bir şey yaratabilirdim. Bu rahatlık getirecek heriflere. Biliyorum ben malımı. Yani o öğütücü mü var? Şimdi düşünsene. Öğütücü yokken yemeği oraya döken adam. Öğütücü varken neler yapmaz? Öğütücü varken neler döker abi? Arkadaşlar kolumuzu kesip içine atalım. Deneyelim bakalım ne olacak. Kitapları getirin bak. Tam korkuşum sahnesi ya böyle. Oraya koyacaksın kamerayı. Evet. O delikten bir adam bakıyor elini uzatıyor böyle. Var mı sende çöp öğütücü? Eskiden vardı. Ha, ben hastasıyım aletlerin. Şu anda yok. Randıman alamadın mı abi? Şey geldi bana birazcık. Çöp öğütücü var diye öğütüyorsun yani. Gayet onları başka bir yere dökebiliyorsun. İşte bak dediğim mesele. Bence şey daha mantıklı. Lavabonun kenarına takılan bir aparat var. Oraya bir torba geçiriyorsun. Daha böyle geçirgen bir şey. Onun içine döküyorsun. Hı. Suyu alıp o kabayı alıyor. Güzelmiş. Onu alıp atıyorsun mesela. Daha güzelmiş. Mantıklı öğüteceğine. Lavabo sorunları çok büyük sorunlardır. Su işini hiç sevmem. İnşaatta en sevmediğim konu suydu bu arada. Ve çok kötü yapılıyor Türkiye'de. Çok. Eğim meselesi İnşaat bilmiyorum. Programı gibi. Eğim bilmiyorlar. Eğim. Evet evet. Yani eğim diye bir şey var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Es borusu var. Ya temel bazı bilgi almamız lazım. Yer çekimi. Bu mesela çok temel bir sorundur. Bütün iş yerlerinde şey yazar. Tuvalete kağıt atmayın. Ben de bunu yazdım. Ve herkes sanki bu hiç yazılmamış gibi oraya kağıt atıyor. Bu neden abi? Bir inşaat mühendisi abim vardı. Klozete kağıt atılması gerektiğini düşünüyordum. Ve diyordum ki abi hani herkes tam tersini düşünüyor. Sen ne sikime bunun direkt olarak bunu savunuyorsun tamam mı? Ne diyor? Dedi ki şu adamı görüyor musun dedi tamam mı? Bir tane adam vardı oturan böyle bizim şantiyede olan. Hani adam şey gibi yani cüsse şov yani. Görüyorum dedim. O adam oraya sıçıyor dedi. O gidiyor dedi. Senin attığın iki tane kağıt mı gitmeyecek amına koyayım dedi tamam mı? Ama abi bu çok yanlış. Mantığa bak. Ama dedim ama kağıtlar yapışıyor falan. Siktir et dedi ya at bir şey olmaz falan dedi. Ben de şöyle diyecek zannediyorum. O günden beri ben de atıyorum ne bir şey olmuyor bu arada. Yani onu da söyleyeyim. İlginç ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Hani o adam sıçtı araya bir blokaj koymamız lazım. Hani arada kağıt olsun. Ben bunu şurada anladım. Foseptik çukurla çalışan böyle Şile'de falan evler var ya. Onlar kanalizasyon olmadığı için foseptikle çalışıyor. De bebek de mi öyle? Evet abi. Bizim, hadi canım. Bizim ev öyle. Bebekte. Evet, foseptikle. Gidanjör geliyor. Köylü müsünüz oğlum siz? Bebek köyü aslında. Aa çok kötüymüş. Yok mu kanalizasyon? Yani şey bağlamamışlar. Az siktir. Evet. Hangi çağda yaşıyoruz? Neyse orada yaşayan arkadaşım dedi ki harbiden dedi kağıt çok kötü bir şey. Çünkü sonuçta tamamen kurtulamıyorsun bir yerde kalıyor ya. O dedi bir yerde taşa dönüşüyor dedi. Yani bayağı kırman gerekiyor dedi. Hı, bu da biraz yani, abartılı geldi bana. Ya çok bir yani şey oluyor. Bir yere yapışıyor bir üstüne o geliyor üstüne o geliyor falan. O böyle adam geliyor o adam geliyor. Donduğu zaman yani o su tekrar gittiği zaman içinden taş gibi bir şey oluyor. Hı. Çok zor oluyor demişti. Mukavvaya dönüşüyormuş. Bu konunun en acıklı olduğu yer teknedir. Hiç mavi yolculuğa çıktın mı? Mavi yolculuk demedim. Çıkarken de. Yani mavi yolculuk diye düşünmemiştim tamam, onu. Tekneye bir kere çıktım. Çıktın. Evet. Orada görmüşsündür tuvaletlerin durumunu. Çok küçük delikler oluyor tuvaletlerin. Tuvalet kendisi küçük. Evet. Delik de küçük. Evet. Kağıt atılmıyor. Orada bir yığın oluşabiliyor bazen. Ha evet doğru ve söylüyorsun. Ve uçaklardaki gibi o böyle aynen mekanizmasıyla çalışıyor ya. O mekanizma bende bir kere iflas etti. Korkunç. Korkunç bir ve durum. İflas edince şunu bekliyorsun hani bir daha basarım ve bu iflas sona erer. Olmuyor. Bazen bir tuş daha lazım yanına o da flamethrower tuşu yani basacağım böyle vuh diye böyle yakacak her şeyi. Abi yükselmeye başlıyor. Şimdi ama sen geçenlerde şey. Şakasını yapmıştın seni eleştirmişlerdi ama. Ha bok taklidi yaptığım için. Hayatımın önemli travmalarından biridir. Tuvalet kapısını açıp tel var mı? bir sopa var mı? Kafasına vuracağım onun. Ne yapacaksın? Ya kukla oynatacağız arkadaşlarla içeride bunu koyayım. Ve açıyorlar bir daha falan. Ne var? Normal acıvat karagöz. Bok büyük problemdir. Yani. Tabii ki. Biz zaten problem üreten yaratıklarız yani. Sürekli problem üretiyoruz. Sürekli yok edilmesi gereken şeyler var. Plastik üretiyoruz bilmem ne. Plastik konusu beni birçoğu şeyden daha çok korkutuyor biliyor musun? Garip bir bu plastik şeylerin birikmesi, korkut, mikroplastik meselesi falan. Okyanusta bayağı bir problem anladım. Çok ciddi kadar bir şey dönüştü ve nobody gives a shit. Bu arada önünde plastikler var. Olsun ya bunlar en azından şey yani içtiğimiz suda yok ya bunlar hani. Hop sudan mı çıktı öyle bir şey mi? Her gün bundan geliyor değil mi? Yüzlerce. Evet. Ya bilmiyorum gerçekten beni çok depresif yapıyor. Böyle haberler görüyorum. Kendi adıma da hiç değil. Çocuğum adına tabii ki yani. Tabii. Benim çocuğum yok o yüzden rahatım.
Gerçekten öylesin. Basıyorum. Lastik. Ya vallahi gerçekten öylesin. Yani bu işin endişe boyutu biraz üzücü yani. Çünkü dünyayı koruma ihtiyacında şey yapıyorsun ve George Carlin'in şeyini biliyor musun? Dünyayı koruma muhabbeti. O direkt o gözünde onunla geliyor yani. Ya George Carlin büyük adam. Ben çok hastasıyım. Çok seviyorum. Evet, bugün çok verimli konular konuştuk. Arkadaşlar lütfen tuvalete kağıt atmayınız. Yemekleri de lavaboya dökmeyiniz. O lavabonun bir altı var. Z kuşağını uyarmak istiyoruz. Lavabo altı. O borularla bir yere gönderiliyor. Bunu inşaat mühendisi arkadaşımız iyi bilir. Mesela dirseği, U borusu bilmediği için bir sürü insan dirseği de bilmiyor mesela. Evet. Çok kritik bir şey. Ne kadar mantıklı bir şey. Bazen böyle çok basit bir tasarımla o kadar büyük problemler çözülebiliyor. Mesela hayran oluyorum ya. Mesela Anadolu'da yoktur o. Şey dümdüz iner. İşte eski, yani. Çok eski yerlerde. Bir şey söyleyeceğim. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Beyaz fayans yerine bu jenerik ürünü daha böyle mat, hafif kırık bir renkte ve biraz daha pürüzlü bir yüzeyde bir şey yapsaydık. Bütün o berbat tuvaletler bir tık daha güzel gözükmez miydi İlker Galiba Hocam? Galiba pahalı o. Ya sikim pahalı olsun birazcık da ya. Ama sen de canım her şeyi bir parayla çözmeye çalışıyorsun. Bir tık pahalı olsun ya. O geçen haftanın konusuydu. Öyle mi peki? Yalnız inşaatçılarda bir şeye uyuzum. Sana onu sormak istiyorum. Gerçekten merak ettiğim bir şey. Bunu söyleyenler gene mimardır. Saklıyorsunuz ya. Mesela lavaboyu saklıyor arkadaşlar bunlar. Lavabo borularını falan her şeyi Tabii saklıyor. Ki. O sakladıkları yerlere bir eğilip baktınız mı hiç arkadaşlar? Çok düşündüğüm bir konu biliyor musun? Temizlenemeyecek, erişilemeyecek alan bırakılmaması gerekiyor bence. Evet. Mesela şey eteği vardır. Bir bakarsınız orada bir dehliz vardır böyle. Abi evet ya. Çok bırakıyorlar öyle. Çok yanlış. Çok yanlış. Bizim evde de vardı bu. Şöyle bir delik var. İçine bir boru girip yok oluyor karanlığa doğru. Ulan amına koydum bunu etrafını kapasana bir şeyle lan. İşte bunun için köpük sıkabilirsin falan. Köpük aldım sonra ama o da bir lanet bir şey ya. Dikkatli olmak gerekiyor. Eline yapışıyor Allah kahretsin. Evet, bir de fazla yaparsan da büyüyor evet, çünkü. Evet, evet, çok yani güzel bir malzeme yalnız ya. Çok güzel. Hayranım ben ona. Bilim. Evet. Oltan merhaba. Merhaba. Nasılsın? Aslında çok iyiyim ama çok iyi gözükmüyorum. Gösteri nasıl geçti? Orada mıyız şu anda? Çok iyiydi abi. İnanılmaz bir katılım. Yani ne oldu taştı ya. Bilet bulamamışlar. Yani güzel dertleri çözdün sen orada. O sonuncusu çok iyiydi.